mi İsrail Hizbullah hedeflerini vuruyor? Osman Terkan ve kameraman arkadaşımız orada yayına devam ediyor. Osman şimdi artık Tel Aviv'de yayına hazır. Orada durum nasıl, ona bir bakacağız. Osman günaydın. Neler aktaracaksın? Herhalde saldırılar devam ediyor. Osman Girgin, evet, yani saldırılar devam ediyor. Bölge çok hareketli. Dün 7 Ekim olaylarının yıl dönümüydü. Hem Gazze şeridine ağır bir bombardıman yapıldı İsrail ordusu tarafından, hem Tel Aviv, Hayfa kentleri Hizbullah cephesinden atılan füzelerle hedef alındı. Hem Gazze şeridinden atılan füzeler vardı. Hem İsrail'in Lübnan'a yönelik, başkent Beyrut'a yönelik saldırıları vardı. Gerçekten de çok hareketli bir gün ve gece geçirdi ve hareketli bir sabaha da uyandık. Şimdi son bilgileri aktaralım. Dün gece öncelikle Beyrut'la başlayalım. Hizbullah'ın üst düzey yönetimine yönelik İsrail'in saldırıları devam ediyor. Öyle ki dün yine başkent Beyrut hedef alındı. İstihbarat karargahına bir saldırı düzenlendi, belirtildi ve bu saldırıda Hizbullah karargah başkanı Süheyl Hüseyin'in öldürüldüğü belirtildi, duyuruldu. IDF duyurdu bunun. Hüseyin'in komuta ettiği karargahın Hizbullah'ın lojistiğini ve çeşitli birimlerin bütçelenmesini denetlediğini söylüyor. Yani Hüseyin için aynı zamanda Hizbullah'ın da en üst düzey askeri organı olan Cihat Konseyi'nin de bir üyesi olduğu belirtildi. Başkan Hüseyin, Süheyl Hüseyin'in. Şimdi sen de belirttin, girişte tabii ki ağır bombardıman devam ediyor Lübnan'a yönelik. Dahiye bölgesi özellikleri Lübnan'ın güneyindeki Hizbullah'ın karargahı olarak belirtilen noktaya. Tabii ki Lübnan'da yaşayanların tedirginliği, korku seviyesi de her geçen gün artıyor. Tahliyeler konusu önemli. Tahliyelere başlanacak ki Dışişleri Bakanlığı'ndan gelen açıklama bu konuda çok önemli. Lübnan'dan ayrılmak üzere başvuran vatandaşlarımızın deniz yoluyla tahliyesi yarın gerçekleştirilecektir şeklinde bir açıklama yapıldı. Biz de buradan duyurmuş olalım. Yarın itibariyle Türkiye denizden tahliyeye başlayacak. Başvurular bekleniyor bu konuyla ilgili. Şimdi Lübnan cephesi hareketli. Beyrut'a saldırılar devam ediyor ama Hizbullah tarafından İsrail'e yönelik karşılıklar da var. Yani atışlar da yapılıyor ki dün gelen bilgi 175 kadar füzenin sadece kuzeye fırlatıldığı yönünde. Hayfa kenti hedef alındı. Hayfa'daki bazı yerleşim noktaları vuruldu. Yaralananlar oldu. Tabii bu hareketlilik gece boyunca da devam etti. Ardından gece saatlerinde Tel Aviv hedef alındı. Bunu gördük. Gece saat 10 sularında Tel Aviv semalarında füzeler göründü. Alarmlar çalmadı ama sadece bu Tel Aviv'e has, Tel Aviv dışındaki yerleşim yerlerinde alarm seslerinin duyulduğunu biliyoruz. Şimdi Tel Aviv dün gün boyu da hareketliydi. Yani sabah saatlerinde başladı. İlk gelen füzeler Gazze şeridinden atıldı. Ve ardından da açıklamalar geldi. Kassam Tugayları birinci yılda hala yıl dönümünde, 7 Ekim'in yıl dönümünde hala direnişe devam ediyor, edecektir şeklinde Hamas cephesinden açıklamalar geldi ki Han Yunus'tan önce 5 füze fırlatıldı ve Tel Aviv'de alarmlar çalmaya başladı. Ardından öğle saatlerinde bu kez Yemen'den, öğleden sonra diyelim, Yemen'den balistik füzeler ateşlendi ve Husilerden de bir açıklama geldi. Dediler ki Tel Aviv'e hedef aldık, hem kamikaze dronlarla hem de balistik füzelerle. Onlar da hava savunma sistemleri ve aynı zamanda İsrail savaş uçakları tarafından havada imha edildi. Ama tabii bu tedirginlik bitmedi gün boyu. Gece saatlerine gelindiğinde ise her ne kadar Tel Aviv'de siren sesleri çalmasa da gökyüzünde o füzeler göründü. Füzelerin ışıkları, ışık saçarak Tel Aviv'e doğru geliyordu. O sırada hava savunma sistemleri devreye girdi ve o füzeler de imha edildi. Tabii bazı hedef olan yerleşim yerleri var. Dediğim gibi yaralananlar da oldu. Bunun dışında tabii Gazze şeridinden de bahsetmekte fayda var elbette ki. Yıl dönümünde İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları da şiddetlenerek devam ediyor ki dün çok ciddi bir bombardıman vardı. Hatta açıkçası şaşırtıcı bir nokta. Beytan'ın Beytlahiye, buralar nereler? Gazze'nin kuzeyinde yer alan yerleşim yerleri. Yani ilk hava saldırılarının ve ilk kara harekatının başladığı noktalar ki 1.3 milyon insanın o bölgelerden
zorunlu göç ettirildiğini biliyoruz. Dün İsrail ordusu bir tahliye emri daha yayınladı o bölgeye ilişkin. Yani zaten orada yaşam imkansız ki birçok aile evlerini bırakarak güneye göç etmişti. Geldiklerinde geri dönmeye çalışanlar vardı. Geldiklerinde yerle bir olmuş bir yerleşim noktasıyla karşılaştılar ki Birleşmiş Milletler'in raporunda Gazze şeridinde 370 bin binanın artık kullanılamaz hale geldiği belirtiliyor. Dün işte o noktalar vurulmaya devam etti ve o vurulan noktalardan da füze atışları oldu. Nereye? Sidarot'tu. Sidarot hedef alındı. Şimdi yani bölge hareketlendi bir anda. Hem Hizbullah cephesinden İsrail'in kuzeyine yönelik atışlar yapılıyor. Hem Gazze şeridinden dün iki kez İsrail kentleri hedef alındı. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları artık katliam derecesine varan saldırıları devam ediyor ki son 24 saatte 52 kişinin daha hayatını kaybettiğini belirtelim. Böylelikle 7 Ekim'den bu yana yani bir yıl geçti Gazze şeridinde hayatını kaybedenlerin sayısı 41.900'e ulaştı. Osman Girgin 100 binden fazla da yaralı olduğunu belirtelim ve Gazze'de yaşamda her geçen gün zorlaşıyor.